Kocaeli'nin yıkılmaz savaşçısı. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özupak bir konuşmayı Mustafa Kemal Kültür Merkezi içerisindeki salonda, bir konuşmayı da bahçede yapmak zorunda kaldı. Bizler devletimize, milletimize karşı değil, sorumluluğumuzu bilerek hakkımızı talep etmekteyiz. Siyaset üstü olduklarını önemli vurgu yaparak dernek yöneticileri ve EYT'liler buluşmaya Türk bayrağı, EYT pankartları ve tişörtlerinden başka hiçbir reklam içerikli argüman getirmedi. Fransa'daki Sarı Yelekliler örgütlenmesi yaftası yakıştırılmaya çalışıldığını iddia eden EYT'liler hiçbir taşkınlık ve olay çıkarmadan memleketlerine geri döndü. Biz İzmir'den geliyoruz. Ne için geliyoruz? Hakkımızı aramak için. Mağduriyet değil. Gasp edilmiş hakkımızı aramak için. Siyasiler bunu duysunlar bakın. Ben iki defa hakkım gasp edilmiş. Birincisi staj mağduruyum. SSK'nın sitesine girdiğim zaman benim sigorta giriş tarihim 88 gözüküyor. Ama diyor ki sen diyor bu staj tarihi. Tamam ona kabulüm. 93'te girmişim. Ben girdiğimde 25 sene çalışacaksın. 5000 günü doldurduğun zaman emekli olacaksın denilmişti. Ben de ona istinaden işe girdim. Ama şu anda ben 27 yıldır çalışıyorum. 9600 günüm var. 6 yıl daha çalışmam gerekiyor. Yani bu hak mıdır, reva mıdır? Artı ben 40 yaşında, 35 yaşında değilim. Ben 50 yaşındayım. 6 sene sonra 56 yaşında emekli olacağım. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki 70 yaşına kadar, 80 yaşına kadar diyor maaş mı alacaksınız diyor. Ben hastanelerden çıkamıyorum. Benim 70 yaşına, 80 yaşına kadar yaşayacağıma kim garanti veriyor? Buradaki EYT'li arkadaşlarımızın hiçbirisi terörist değildir. Sarı yelekli değildir. Kimse bizlere bu yakıştırmayı yapmasın. Ayıptır.